Vakti programı değerli izleyicileri. Bugün tarımsal üretimin önemli bir ayağını oluşturan sebzecilik başta olmak üzere süs bitkilerde, tek yıllık bitkilerde önemli olan bir konu fidecilik. Fide sektörünün mevcut durumu ve gelişmelerini değerlendirmek üzere bir konu seçtik. Konuğum 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Dilek Kandemir hocam. Sayın hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sayın hocam. Öncelikle nazik davetiniz için ve böyle güzel faydalı bir program hazırladığınız için size çok teşekkür ederim. Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi TV'ye de teşekkür etmek isterim. Evet. Şimdi biz de teşekkürlerinizi severek kabul ediyoruz. Burada tarımsal üretimde üretimin ana kaynaklarını oluşturan tohum var. Daha sonra fide var, fidan var, yetiştirme teknikleri var ve diğer faktörlere bağlı olarak başarı karşımıza çıkacak. Şimdi sebzecilik ana konu olarak sizin de çalışma alanlarınızı dikkate alarak bunu ifade ediyorum. Sebze üretimiyle birlikte fideciliğin, sebze üretiminde fidenin yeri ve önemi konusunda sizden bazı bilgiler talep ederek programımıza başlamak isterim. Hocam, fidenin önemine geçmeden önce ben ülkemiz sebzeciliğine şöyle bir genel bakış yapmak istiyorum. Ülkemiz sebze üretimi bakımından dünyada Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra 4. sırada yer almakta. Toplam sebze üretimimiz 31 milyon tonu aştı. Bu 31 milyon tonun yaklaşık 8,5 milyon tonunu da örtü altı sebzeciliğin karşılamakta. En fazla ürettiğimiz sebze türü de domates. 31 milyon tonun 12 milyon tonu tamamıyla domatesin yükü altında. Domates dışında en fazla yetiştirdiğimiz sebze türleri karpuz, biber, kuru soğan, hıyar, kavun ve patlıcan türleridir. Ülkemizde özellikle 2020'li yıllardan sonra sebze yetiştiriciliğinde çok önemli gelişmeler de kaydedilmiştir. Brokoli, Çin lahanası, Brüksel lahanası, alabaş, kuşkonmaz gibi sebze yetiştiriciliğinin üretimi yaygınlaşmıştır. Mevcut üretimi yapılan çeşitlerde yeni segment gruplarının üretimi başlamıştır. Buna örnek verecek olursak çeri tipi domatesler, kokteyl tipi domatesler, beef tipi domatesler, California Wonder tipi biberler, iceberg marulu güzel örnek olarak verilebilir. Ayrıca örtü altı sebze yetiştiriciliğinde topraksız tarım teknikleri kullanılmaya başlanmıştır ve elde edilen ürün miktarının artmasıyla beraber yaygınlaşmıştır. Bunun dışında organik tarıma olan tüketici taleplerinin artması neticesinde yine organik sebze yetiştiriciliği de başlamış ve yaygınlaşmıştır. En önemli gelişmelerden birisi de yapılan ıslah çalışmaları ile verim ve kalite açısından üstün özelliklere sahip yeni çeşitler geliştirilmiştir. Bütün bunların dışında tabii ki fide üretim sektöründe de gelişmeler kaydedilmiştir. Kaliteli fidenin avantajlarını gören yetiştirici özellikle hazır fideye olan talebi artmaya başlamış. Bu talebin artmasıyla birlikte hazır fide üreten işletmelerin sayısı son yıllarda ciddi bir artış göstermiştir. İşte bütün sebze yetiştiricilerinde kaydedilen bu gelişmeler ülkemiz tarımı açısından da oldukça önemli olmuştur. Yetiştiriciliğini yaptığımız sebze türlerinin hemen hemen çoğunu biz fideyle üretmekteyiz. Hele ki örtü altında yetiştirilen sebze türleri hep fideyle üretilmekte. Açıkta yapılan sebze yetiştiriciliğinde de önemli miktarda fide kullanımı vardır. Fide ile yetiştiriciliğe başlamak tabii ki tohumla yetiştiriciliğe başlamaya göre oldukça üstün özelliklere sahip. Öncelikle tohumdan kaynaklanan sorunları bir kere hiç yaşamıyorsunuz. Evet. İşte tohum çimlenmeyebiliyor veya Ekolojik faktörler iyi sağlanamadığı için çimlenmeyebiliyor, bayat olabiliyor veya toprakta kaymak tabakası oluştuğu için bazı yerlerde tohumlar çimlenip çıkış gerçekleşiyor, bazı yerler arazide boş kalabiliyor. Halbuki fide ile yaptığımız yetiştiricilikte bu sorunlarla asla karşılaşamıyoruz. Fideliklerde fide büyümesi kontrol altına alınabiliyor. Arazide fide ile yetiştiriciliğe başladığımızda veya serada fide ile yetiştiriciliğe başladığımızda yabancı ot kontrolünü daha kolay yapabiliyoruz. Mevcut fideler içerisinde hastalıklı, sağlıksız fideleri eleyerek sağlıklı fidelerle yetiştiriciliğe başlama imkanı veriyor. Bu sağlıklı, kaliteli fidelerle yetiştiriciliğe başladığımız için de ürün, birim alandan elde ettiğimiz ürün miktarı ve kalitede artmış oluyor. En önemli faydalarından birisi de aslında erkencilik. Çünkü üretici ürettiği ürüne pazara erken çıkararak daha fazla kazanç sağlamak istiyor. Fideyle yapılan yetiştiricilikte üreticinin karlılığı da artmış oluyor. Şimdi tabii burada belki önemli avantajlardan bir tanesi de yıl içerisinde birden fazla ürün yapmak için zamandan kazanmayı da sağlatan bir şey. Çünkü 1-1,5 aylık süreci arazide veya sera ortamına geçirmek yerine 1-1,5 aylık süreci tamamlamış bireyleri, yetişkin bireyleri dikerek başlamak hem az önce beyan ettiğiniz gibi risklerin elemine edilmesi noktasında bir avantaj sağlıyor, hem de bitkinin araziyi veya seriyi işgal etme süresinin kısalmasına yol açarak da yıl içerisindeki yapılacak üretim sayısının artmasına da katkı sunuyor. Evet, bu da çok önemli hocam. Hatırlattığınız için teşekkür ederim. Gerçekten de arazide kalma süresi bitkinin kısalıyor. Dolayısıyla aynı arazide ikinci veya hatta üçüncü ürün yetiştirilme imkanı doğabiliyor. Şimdi artık tarımda, diğer sektörlerde olduğu gibi tarımda da gelinen nokta her işi bir işletmenin yapması değil. Bazı işletmeler tohum üretimini, bazı işletmeler fidecilik işlemlerini yürütüyor veya tohum fide işletmeleri birlikte de hareket edebiliyor. Diğer işletmelerde üretim işlemini götürüyorlar. Şimdi dolayısıyla burada karşımıza bu sefer fide üreten işletmelerden fide alımında nelere dikkat edeceğiz? Yani diğer bir ifadeyle fidede kalite deyince ne anlayacağız? Kaliteli fidenin özellikleri nelerdir diye sorup bu konuya cevap bulmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet hocam. Şimdi biz bir fideye baktığımızda morfolojik özelliklerini inceleyerek fidenin kaliteli midir değil midir diye anlamamız mümkündür. Öncelikle fidenin tüm kısımlarının sağlıklı olmasına, tam olmasına, hasar bulunmamasına dikkat etmemiz lazım. Herhangi bir hastalık veya zararlı belirtisinin olmaması gerekiyor. İyi bir kök sistemine, gelişmiş bir kök sistemine sahip olması gerekiyor ve kök sisteminin kendi etrafında sarmaması lazım. Aşağıya doğru büyümesi gerekiyor ki yeni yerine diktiğimizde tutma çabuk olsun, büyümeye hızlı bir şekilde devam edebilsin. Yine kök sistemi ile vejetatif aksam arasında bir denge olması gerekiyor. Küçük bir kök sistemi büyük bir vejetatif aksamı besleyemeyecektir nitekim. Bunların dışında kaliteli fidenin en önemli özelliklerinden birisi boya kaçmaması, yani etiyolleşmemesi gerekiyor. Cılız fidelerden hiçbir zaman sağlıklı bir üretim yapma şansımız gerçekleşemez. Ayrıca yaprağının, gövdesinin kendine has renge sahip olması gerekiyor. Bu konu özellikle lahana grubu sebze türlerinde, soğanlı sebze türlerinde oldukça önemli. Bunların mumsu tabakalarının da olması şart kaliteli fidede. Yani buradaki tüplü fide olarak şu anda yaygın satışlar, sürümler bu şekilde gerçekleşiyor. Gerek viyöllerde gerekse plastik torbalarda. Bu konuda kapalı iken kök sistemini görmeyebiliriz ama ben sizin söylediklerinden şu çıkarımda bulunabilirim. En azından dikim öncesinde çektiğiniz zaman eğer yumak şeklinde kökler dolanmışsa bununla ilgili sorunlar yaşanabiliyor. Biraz sıkıntı yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Son yıllarda farklı biyoller, bu fide yetiştirme tepsileri de adını verdiğimiz farklı biyoller yapılmış. Bu biyoller sayesinde kök sistemi aşağıya doğru da büyüme gerçekleştiriyor. Ayrıca bu fideleri yerleştirilen tezgahlarda, fide üretim tesislerinde fide altları boş olduğu için fide kökleri direkt aşağıya doğru büyüme gösterebiliyor. Evet. Bir de tabii ki şunu da söylemek lazım. Kaliteli bir fidenin pişkin olması da gerekiyor. Evet, pişkinleşmeden kastınız nedir? Pişkinleşme, şimdi biz fideleri çok güzel şartlarda, çok güzel ortamlarda yetiştiriyoruz. Yani istediği ekolojik özellikler optimum düzeyde, sıcaklığı, işte nemi veya kültürel uygulamaları çok güzel yapıyoruz. Suyunu veriyoruz, gübresini veriyoruz, hastalık varsa mücadelesini yapıyoruz. Yani el bebek gül bebek yetiştiriyoruz fidelerimizi. Sonra ne yapıyoruz? Birden alıyoruz, bunu dışarıya dikiyoruz. Dışarıya diktiğimizde çok güzel ortamdan çok farklı bir ortama geçtiğinde fide strese girebiliyor. Strese girdiğinde de büyümesinde ciddi anlamda yavaşlama gerçekleşiyor. Ve fazla enerji harcıyor. Bu olmasın diye de biz fideyi dış şartlara yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş sıcaklığını azaltıyoruz, suyunu azaltıyoruz. İşte bu yaptığımız işleme pişkinleştirme, elde ettiğimiz fidelere de pişkin fide adını veriyoruz. Evet. Tabii yani bir tarafta fideyle başlayıp başarılı olacağız, zamandan kazanacağız derken öbür tarafta doğru fide kullanmayarak daha büyük sıkıntılar, üstelik de fide teminindeki maliyetle birlikte maddi anlamda da daha büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Şimdi burada artık sektör, sektörler daha doğrusu arz talebe göre gelişiyor. Daha önce örtü altı için fide talebi varken evet, şu anda açıkta da olsa, örtü altında da olsa fide talebi söz konusu. Dolayısıyla bu talebe karşı da bir sektörün gelişmesi söz konusu. Peki Türkiye'deki mevcut durumda fidecilik sektörü hangi aşamada? Bu konuda neler söyleyebiliriz? Evet, ben şimdi önce şeyden bahsetmek istiyorum. Geleneksel tarzda fide yetiştiriciliğinden. Yani nereden nereye geldik bunu bir bakmak isteriz aslında. Ülkemizde 1990'lı yılların ortalarına kadar üretici kendi imkanları doğrultusunda, kendi bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda kendi fidelerini kendi yetiştiriyordu. Evet. Yetiştirme yeri olarak da üretim amacına göre, yetişme dönemine göre, yetiştirilen sebze türüne göre genellikle sıcak ve soğuk yastıklar dediğimiz yerlerde fide üretimi gerçekleşiyordu. Zamanla örtü altı yetiştiriciliğine yönelik olarak da alçak tünellerde, yüksek tünellerde ve plastik seralarda da fide yetiştiriciliği yapmışlardır geleneksel tarzda. Seralarda yapılan fide yetiştiriciliğinde de üretim kabı olarak biraz önce sizin söylediğiniz gibi plastikten yapılan fide tüpleri kullanıyorlardı. Kasalara ekim yapıyorlardı. Köpük veya plastik bardaklara ekim söz konusuydu. Yine küçük çaplı saksılara özellikle büyük vejetatif aksam oluşturan fidelerin tohum ekimi gerçekleştiriliyor ve bu kaplarda fideler yetiştirilip dikime hazır hale getiriliyordu. Bunların dışında üretici tohum ekim harcı olarak veya fide yetiştirme harcı olarak yine kendi imkanları doğrultusunda harcını hazırlıyordu. Ne yapıyordu? İşte çiftlik gübresini, iyi yanmış çiftlik gübresini alıyor, onu eliyordu. Sonra iyi bir bahçe toprağı bulmaya çalışıp onu da eliyordu. Daha sonra bu harç karışımını hazırlıyor veya eğer ağırsa bahçe toprağı hafifletmek için kum ilavesi gerçekleştiriyordu. Veya arayıp iyi bir orman altı toprağı bulmaya çalışıyordu. Bu şekilde harcını hazırlıyor ama dezenfekte etmediği için harcını da toprak kaynaklı hastalık ve zararlı sorunu, yabancı ot sorunuyla da baş etmek zorunda kalıyordu. Dolayısıyla kaliteli fideye ulaşmada aslında sorunlar yaşıyordu. Sadece bunlar değil, tohum ekiminde çimlenme aşamasında kültürel uygulamaların tam yapılmaması, sulamanın iyi ayarlanamaması veya iklim şartlarının çok iyi ayarlanamaması neticesinde de bazen çimlenme olmuyordu veya derin ekim yaptığından dolayı kademeli çimlenme gerçekleşebiliyordu. Hem bazen de yüzey ekim yapıyordu. Sulamayla tohumlar yüzeye çıkıyordu. Hem vejetasyonu kaçırıyordu hem de bahçe içerisinde ve arazi içerisinde homojen bir gelişmeyi göremediği için moral olarak da, yani verim ve kaliteyi yanında moral motivasyon olarak da üreticinin düzeyinin düştüğünü de görmek gerekiyor. Evet, kültürel uygulamaları yaparken de, bakım işlemlerini yaparken de aslında tekniğe uygun ve zamanında yeterli miktarda yapmıyordu. Bütün bunların hep sonucunda ne oldu? Kaliteli fideye ulaşamadı. Dolayısıyla verim düşüklüğü, kalite düşüklüğü yaşadı. Ama ülkemizde 1994 yılından itibaren hazır fide üretim sektörü gelişmeye başladı. Bu geleneksel tarzda yapılan fide yetiştiriciliğinin olumsuz yönlerini fark eden, gören yetiştirici daha güzel şartlarda, modern işletmelerde, modern donanımla hazırlanmış işletmelerde yetiştirilen fidelere talebi artmaya başladı. 1994 yılında Antalya'da ilk fide üretim serası kuruldu ve o yıl 250 bin adet fide üretildi. Talebin artmasıyla beraber 1996 yılında bir miktar üretilen fide miktarı 30 milyona ulaştı. 2017 yılında 3 milyar üreten sektör, 2021 yılında Fide Birlik'ten aldığımız verilere göre 6 milyarı aşan miktarda fide üretimi gerçekleştirdi. Fide Birlik fidecilerin ortak yapısı herhalde. Fide Birlik hocam sebze ve çiçek fidesi üreticilerini bir araya getirmek amacıyla 2008 yılında 41 üye ile kurulan bir dernek. Evet. 41 üyeyle kuruldu ama 2022 yılında şu anda 212 adet üyesi bulunmakta. 212 adet üyenin 31 ilde göre işletmeler yer almakta. Ülkemizin 7 bölgesinde de fide işletme tesisleri bulunmakta. Yani 200'ün üzerinde, belki 220 dolayında, 250 dolayında, belki sürekli sayılar artabilir, dalgalanmalar olabilir. İşletmenin bu amaçta faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ya bu da güzel bir gelişme olarak karşımıza duruyor. Evet, bu 212 fidenin 181'inde sebze fidesi üretiliyor. Bir kısmında süs bitkisi fidesi, bir kısmında çilek fidesi ve tabii bir tanesinde de tıbbi ve aromatik fide üretimi gerçekleştirilmekte. Bizim ilimizde Samsun'da da bu Fide Birliği üye 3 adet fide üretim tesisi var. Evet. İşletme faaliyetlerine devam etmekte. Şimdi Samsun'da sebze üretiminde önemli ilimiz. Şimdi Sayın Hocam... Bir de Fide Birliği'nin ben amaçlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü oldukça önemli. Sektör gelişmesinde Fide Birliği'nin çok büyük önemi var sektörün evet. gelişmesinde. Zaten bünyesinde toplamış bu 212 adet firmayı ve sizin de dediğiniz gibi belki de sayı bu Ekim ayı rakamıydı. Belki de sayı şimdi çok daha değişti. Daha da evet. talebin artmasıyla birlikte fazlalaştı. Fide Birlik fide sektörünün geliştirilmesi için yatırım yapmak, inceleme ve araştırma yapmak ve raporlar düzenlemekle sorumlu. Üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlıyor. Bunun dışında sektörle ilgili kararların oluşturulmasında öneriler ve raporlar hazırlayıp sunabiliyor. Ayrıca üyelerinin ve sektörde faaliyet gösteren kişilerin eğitim veya bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesi amacıyla seminerler, konferanslar, kurslar gibi eğitim faaliyetleri düzenliyor. Kitap çıkarıyor, süreli yayınlar çıkarıyor. Bu şekilde sektörde faal olarak çalışan bir dernek. Şimdi burada önemli olan kanımca bir konu var. O da şu, fide üretimi güzel bir şey. Tohumculuk sektörü için de aynı şey geçerli. Düşüncem o sektör için de geçerli. Ama pazar olarak görülen yörelerin o çeşit bazında yetişiciliği için veya o tür bazında yetişiciliği için uygun olmasına dikkat etmek gerekiyor. Yoksa yani fide aldı, fide çok kaliteli ama diğer şartlar, ekolojik veya diğer ekonomik şartlar uygun değilse orada yine başarıyı yakalama şansı yok ki zaman zaman da bununla ilgili mahkemelere dava konusu olarak düşen birçok sorunlarda yaşadığımızı görüyoruz. Yani yöreye uygun tür ve çekim. Bir nokta danışmanlıklar mahiyetinde de, çünkü her bir fide işletmesinin bildiğim kadarıyla teknik hizmeti verecek teknik elemanlar da var. Bunların da aktif olarak görev alması gerektiği kanaatindeyim. Zaten sebze yetiştiriciliğine başarı dediğimizde ilk önce çeşit seçimi gelir hocam. Daha sonra kaliteli tohum ve kaliteli fide kullanımı evet, gelmekte. Dediğiniz gibi çeşit seçimi son derece önemli. Bölgeye göre, ile göre, merkeze göre veya yetiştiriciliğin yapılacağı amaca göre. Pazar istekleri. Evet, pazar istekleri de yani, pazar istekleri de son derece çünkü onu özellikle sebzede pazarı başlangıçta düşünmediğiniz zaman orada sıkıntıdan kurtulman, sağlıklı bir şekilde süreci tamamlaman mümkün değil. Zaten biz hep ne deriz? Üretim planlaması yapılsın. Nerede hangi sebze türü ne zaman ne kadar üretilsin, ne için ne kadar üretilsin, evet, son derece önemli. Şimdi tabii gelişmelere kademe kademe gidelim. İlerle gelişmeleri kademe kademe incelemeye devam edelim. Şimdi daha önce meyveciliğe has bir konu vardı. Aşı ve aşılı fidan üretimi. Evet. Aşısızlar ve aşılı fidan. Bu sefer aynı konuyu sebzecilik sektöründe de görmeye başladık. Sebzelerde aşılı fide kullanımı. Peki aşılı fide kullanımını zorunlu kılan gerekçeler ve Türkiye'de şu anda özellikle sebzecilik konusu üzerinden aşılı fide üretimindeki mevcut gelişmeler nelerdir? Evet hocam, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında meyvecilikle özdeşleşmiş aşılama tekniği ve meyvecilik açısından baktığımızda bir çoğaltma tekniği bu. Ama sebzecilik açısından baktığımızda çoğaltma tekniği olarak değerlendirmek çok da mümkün değil aşı teknolojisini. Çünkü sebze üretiminde tohumdan bir kalem yetiştiriyoruz. Yine tohumdan bir anaç yetiştiriyoruz. Sonra kalemi anaç üzerine aşılıyoruz. Dolayısıyla sebzecilikte aşı kullanımı bir çoğaltma tekniği değil, aslında bir yetiştirme tekniği olarak karşımıza çıkıyor. Aşılı fide kullanımı hazır fide üretiminin artmasıyla beraber ülke gündeminde de başladı. Bizim ülkemizde de başladı. Özellikle de son yıllarda pestisit kullanımının çok fazla arttığını görüyoruz. Aşılı fide kullanımı pestisit, özellikle toprak kaynaklı hastalık ve zararlılara karşı kullanılan pestisit kullanımını artırmış. Bu özelliği bakımından da azaltmış, kusura bakmayın, azaltmış. Bu sayede de çevre aslında korunmuştur. Yeraltı su kaynaklarımız korunmuştur ilaç kullanımının azalmasıyla. Bunun dışında özellikle biyotik stres faktörlerine karşı aşılı fide kullanımıyla dayanım veya toleranslılık bitkiler kazanmıştır. Biyotik stres faktörleri işte toprak kaynaklı hastalık ve zararlılardır. Toprakta bulunan fusaryum solgunluğu, vertusillum solgunluğu gibi hastalıklar üründe, bitkide ciddi anlamda zararlar oluşturmakta ve ciddi verim kayıplarına sebep olmaktadır. Aşılı sebze fidelerinde çok kuvvetli, iyi bir kök sistemi oluştuğu için bu hastalıklara dayanım kazandırılabilmekte. Yapılan ıslah çalışmalarıyla tabii. Bunun dışında sadece biyotik stres faktörleri değil, abiyotik stres faktörleri de bitkisel üretimde verimi olumsuz etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kuraklık stresi, tuz stresi, ağır metallerin toprakta birikimi veya son zamanlarda çokça karşılaştığımız su basması gibi durumlarda aşılı fide ile yetiştiricilik yaptığımızda ürün kayıpları ciddi anlamda azaldığını görmekteyiz hocam. Dünya geneline baktığımızda aşılama dünyada 1920'li yıllarda Kore'de ve Japonya'da başlamış. İlk olarak da karpuz su kabağı üzerine aşılanmış. Aşılama sebebi de yine fusaryum solgunluğuna dayanım. Daha sonra 1950'li yıllarda patlıcanda aşı yapılmaya başlanmış. Daha sonra yoğun arazi kullanımının olduğu Asya ülkelerinde aşı kullanımı artmaya başlamış. 2005 yılında da metilbromitin kullanımının yasaklanmasıyla birlikte tüm ülkelerde aşılı fideye olan talep daha da artmıştır. Ülkemizde nasıl bir gelişme göstermiştir aşılı fide sektörü diyelim. Ülkemizde 1980'li yıllarda ziraat fakültelerinin sebzecilik derslerinde konu olarak anlatılırdı aşılı sebze fidesi üretimi. Daha sonra yüksek lisans ve doktora tezleri yapılmaya başlandı. Aşılı fide üretimi ülkemizde ilk 1998 yılında ticari olarak üretilmeye başlandı. İlk önce 2 firma ile başlandı. Sonra bu firma sayısı aynı yıl 4'e çıktı. Bu 4 firma 500.000 aşılı fide üretti 1998 yılında. Aşılı fidenin faydaları anlaşıldıkça işte verim ve kaliteye olan etkisi, erkenciliğe olan etkisine anlaşıldıkça talep de artmaya başladı ve yine Fide Birlik'ten aldığımız rakamlara göre 2020 yılı itibariyle üretilen aşılı fide sayısı 250 milyonu geçti. Yaklaşık 40 adet fide firması da bu 181 adet sebze fidesi üreten firmanın 40 tanesinde de aşılı fide üretimi gerçekleştirilmekte. Üretimin çok büyük bir kısmı yine aşılı fide üretiminin çok büyük bir kısmı yine tabii ki örtüaltı sebzeciliğinin çok gelişmiş olduğu Antalya'da yaklaşık %70-80'ini Antalya'daki firmalar üretiyor. Bir de şöyle bir durum var. Biz aşılı fide kullanımında biraz geç kaldık. Rakamlara baktığımızda İspanya'da 2017 yılında aşılı domateslerin domates fidelerinin %90'ı aşılı olarak üretiliyor. İtalya'da 2019 yılında toplam domates fidelerinin %40'ı aşılı olarak üretilmiş. Ülkemizde 2017 rakamlarına baktık ve aşılı domates üretim miktarı sadece %12. Neden peki bu kadar faydası var? Kanıtlanmış, araştırmalar yapılmış, çalışmalarla ortaya konulmuş. Niye bu kadar az aşılı fide kullanıyoruz? Fiyatı yüksek. Yani normal fide fiyatına göre 2-3 katı fiyatla satılmakta. Fiyatının yüksek olması da normal, anormal bir durum değil. Çünkü 2 farklı tohum ekiyorsunuz. Daha fazla ortam kullanıyorsunuz. İşçilik çok fazla. Enerji kullanımı çok fazla. Ayrıca bir de özel donanım gerektiriyor. Aşılı fideleri yetiştirebilmek için serada ayrı bir bölümlerinizin de bulunması gerekiyor. Bu da tabii ki normal fideye göre daha yüksek fiyatlarla satılması gerektiğini ortaya çıkarıyor. Ama üretici bu kadar parayı vermek istemiyor ama şöyle bir durum da var. Normal fideye göre aşılı fide kullanacaksak daha az miktarda fide dikiyoruz. Çünkü kök sistemi kuvvetli olduğu için vejetatif aksamı da çok kuvvetli oluyor. Yani burada tabii yani biyotik abiyotik streslere dayanıklılık konusunda veya farklı iklim toprak tiplerinde ürünü rahat yetiştirme noktasında aşılı materyal kullanması ki anacın toprakla ilgili sorunu çözecek materyal olarak anacın devreye girmesiyle bunlar halledilebiliyor. Ancak karşımıza bu noktada çıkan en önemli sorun sizin de beyan ettiğiniz gibi maliyet. Doğal olarak iki fide almış gibi oluyorsunuz. Evet. Birleştirilmiş de olsa. Bir de işçilik var birleştirmek için. Bir diğer noktada biz meyvecilikte aşı yaptığımız zaman tutmadıysa yeniden yapabiliriz. Ama siz aşı tutturamadıysanız kaleminiz gitmiştir. Anacınız gitmiştir. Dolayısıyla oradaki teknik beceri, teknik yeterlilik çok üst düzeyde olması gerekiyor. Bütün bunlar birleşince karşımıza bir maliyet çıkıyor. Ama her şeyden önemlisi burada biz üretim yapmak konusunda sorumluluğu yerine getirirken ki bu güzel bir özelliktir ama çevre dostu teknikleri kullanarak en son bilgilerle üretim yapmak daha büyük bir sorumluluk olması gerekir diye düşünüyorum. Bunun devamında şunu sormak istiyorum. Biraz daha çevre dostu giderek organik tarımda gelişmelerimiz var. Tabii dolayısıyla o zaman fide üretiminde bugün organik tarım yapacaksak kullandığımız bu fideler gerek aşılı fideler, gerekse diğer fideler kullanılabiliyor mu? Yoksa organik tarım için farklı bir fide üretiminiz var mı? Organik tarım için belirlenmiş organik fide üretim var tabii ki. Bu organik tarımın esasları ve uygulamasına ilişkin yönetmelikte belirlenmiş 10. maddesinde ekim dikim kuralları maddesinde yer almakta. Ama hazır fide üreten tesislerine baktığımızda organik fide üretmiyorlar. Hemen hemen hiç üretim yok. Üretici yetiştirici, organik sebze yetiştiricisi organik fidesinde kendisi yetiştiriyor daha çok. Böyle bir uygulama var. Hazır fide işletmeleri neden girmiyor peki organik fide üretimine? Çünkü şimdi organik fide diye sertifikasyonu alması gerekmiyor mu? Alması gerekiyor. Bununla ilgili protokoller yok. Anladım. Hazırlanmamış. Protokoller olmadığı için de bu işe girmiyor. Ayrıca ayrı bir yer oluşturması gerekiyor organik fide üretebilmek için. Bunların dışında besleme, hastalık ve zararlılarla mücadele veya fideyi kontrol etmek çok zor. Dolayısıyla da hazır fide üreten tesisler bu işe çok fazla yanaşmıyor. Evet. Üretim hemen hemen hiç yok hocam. Yok, burada tabii fide üretimiyle ilgili uygulamaların bir sertifika programı kapsamında izin verilen preparatlar veya yöntemlerle yürütülmesi. Belki kullanılan tohumun, anaç veya kalem olarak kullanacak tohumun organik tarım tekniğine uygun olarak üretilmiş olması da başlayan bir süreç devam edeceği için bu ayrı bir sorunu oluşturabiliyor. Bunun da yansımalarını siz de ifade etmiş oldunuz. Şimdi sektörü aşağı yukarı tanımaya başladık. Genel anlamda baktığımız zaman hem sektörün sorunları hem de fide kullanımıyla ilgili genel sorunları bir tanımlayarak, kısaca bir özetle bazı noktaları vurgulayarak konumuzu değerlendirmemizi tamamlamak isterim. Hocam güzel bir konuya değindiniz. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Aşılı fideden bahsettik. Fakat aşılı fideyle yetiştirilen ürünlere karşı hep bir ön yargı vardır. İşte ne deniliyor? Bu aşılıysa kabak tadı veriyor. Karpuz için özellikle böyle bir ön yargı oluşmuştur. Nedir oradaki olayın esprisi? Yani yeri gelmiş konuyu açtınız. Hocam tam sizin konunuz, onun için söylemek istedim. Doğru hasat zamanının gerçekleştirilmemesi. Üretici ne yapıyor? Aşılı olduğu için bitki, karpuz çok çabuk büyüyor. Büyüdüğü için de pazar erken çıkarıp karpuzu fazla kar etmek istiyor. Hasat zamanında, hasat olum zamanında hasat etmiyor da işte karpuz irileştiğinde şeker birikimi olmadan hasat ediyor, pazara çıkarıyor. Dolayısıyla da bunu alan üretici diyor ki bu aşılı fideden üretilmiş karpuzlar kabak tadı veriyor. Bunun dışında yine... Yok, orada şunu da hemen sözünü unutmayın. Ben tamamlayayım. Burada şunu meyvecilikte olsun, sebzecilikte olsun. Anaç kullanımında anacın mutlaka kalite üzerine, vereceği ürünün kalitesi üzerine etkisi var. Artı değerlerde de sıfır etkisi de olumsuz yönde olanlar da var. Onun için buradaki ana konu şu, beni anaç kullanmaya zorunlu kılan sebeplerdi ben bertaraf edip de orada üretim yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Daha sonrasında diğer şartlardaki hasattan, yetiştirme tekniğinden hasat zamanına kadar birçok işlemleri doğru yapmakla bu işi çözmemiz gerekiyor. Evet. Yoksa biz şu anda Türkiye'de olsun, dünyanın birçok yerinde aynı türü yetiştirebiliyoruz. Bunlar ama aynı toprak yapısı değil, aynı arazi yapısı değil. Fakat yetiştirebiliyoruz. Buradaki en önemli avantaj sağlayan faktör anaç. Anaç, doğru. Sizin de dediğiniz gibi uygun kalem anaç kombinasyonunun seçimi kalite üzerine ciddi anlamda etki ediyor. İlk önce buna dikkat edeceğiz tabii ki. Daha sonra özellikle yaptığımız bakım işlemlerine de dikkat etmemiz lazım. Tabii. Çünkü yetiştirici ne yapıyor? Normal karpuzda kullandığı gübreleme programını uyguluyor. Fazla azot geliyor. Normalde biz ne diyoruz? Aşılı karpuz yetiştiriciliğinde normal yetiştiriciliğe göre kullandığınız azotu %30 oranında azaltarak vermeniz gerekir diyoruz. Bu uygulamalara riayet edilmediği için, doğru zamanda hasat yapılmadığı için de işte böyle yanlış sorunlar ortaya çıkmış. Evet. oluyor. Buraya ara parantez olarak, antiparantez buraya işlemiş olan. İşlemiş. Bu da aslında sorun. Bir sorun işte. Sektörü de ilgilendiren. Bu algı meselesi. Algı oldu mu işte değişiyor o zaman. Şimdi satışta da aşısız karpuz geldi diye etiket atıyor. Evet, şimdi sektörün sorunlarına baktığımızda Fide Birlik bununla ilgili bir rapor hazırlamış. Fide sektörünün sorunlarıyla ilgili. İlk önce şunu belirtmiş. Fide üretici belgesi alabilmenin şartları 2009 yılında yayınlanan tohumculuk sektöründe yetkilendirme ve denetleme yönetmeliğinin 13. maddesinde belirtilmiş. Bu maddede belirtilmiş olmasına rağmen zamanında bu şartları sağlamayan firmalara da fide üretim belgesi izni verilmiş. Bu firmalar Fide Birliği'ne üye olmak için başvurduklarında yapılan incelemelerde eksikliklerin olduğu ve Fide Birliği'ne üye olamayacakları belirtilmiş. Bu 13. maddede A tipi fide üretim firmaları, B tipi fide üretim firmaları diye bir tanımlama var ve B tipi fide işletmeleri için modern sera ve donanım gerektirmez diye bir ibare bulunmakta. Dolayısıyla bu tip firmalarda yapılan üreticilerden, bu tip fidelerden alıp kullanan yetiştiriciler özellikle hastalıklar konusunda büyük sorunlarla karşılaşmışlar. Ciddi anlamda verim düşüklüğü yaşamışlar. Fide Birlik de bu maddenin günümüz şartlarına uydurulmasını, revize edilmesini istiyor. İlk önce böyle bir konu üzerine değinmiş. Bunun dışında tohumdan kaynaklanan sorunlar yaşanmakta. İşte tohumların çimlenme oranlarının düşük olması veya kademeli çimlenmenin gerçekleşmesi sonucunda fide firmaları ciddi anlamda sorunlar yaşıyor. Bunun dışında özellikle talebi karşılama, söz verilen zaman dilimi içinde talebi karşılayamama riski var. Tabii ki bunlar hep böyle kontratlı anlaşmalarla aslında fide üretiliyor. Yani üretici ne yapıyor? Üretime başlamadan yaklaşık 2 ay öncesinden istediği türü söylüyor. Ne kadar fide istediğini söylüyor ve ona göre firmada üretimini yapıyor. Tohumla ilgili sorunlar ortaya çıkınca da kontrata uymamış oluyor. Bu da sebze yetiştiricisi açısından büyük bir sorun. Yine önemli bir sorun tohum kaynaklı hastalıkların bulaşımı hocam. Özellikle uluslararası tohum ticaretinde karantinaya tabi bazı zararlı mikroorganizmaların bakımından tohumun hali olması isteniyor ve denetlemeler yapılıyor. Ancak bizim kendi ülkemizde yapılan pazarlamalarda böyle bir durum söz konusu değil. Yani tohumlar denetlenmiyor hastalıklar bakımından. Yine bu hastalıkları teşhis edecek gerek tohumda veya fidelikte veya yetiştiricilik esnasında ortaya çıkan hastalıkların tanısını koyabilecek akredite ve bağımsız bir tanı laboratuvarı ülkemizde yok. Fide Birlik böyle bir laboratuvarın kurularak hemen işlemlere başlaması, tanıları yapmasını istiyor. Çünkü aksi takdirde herhangi bir bulaşma söz konusu olunca tüm fidelikleri sarma ihtimali çok yüksek. Bunların dışında Fide Birlik bir de fidelerde standartizasyonun olmadığından yakınıyor. Her firma farklı bir şekilde üretim gerçekleştiriyor, pazarlamasını yapıyor. Bu da yetiştirici ile firmaları karşı karşıya getiriyor. Bunlar yaşanmasın diye de her sebze türü için aşılı ve aşısız hatta sebze türleri için standartizasyonların belirlenmesi isteniyor. Tabi burada standartizasyon olmadığı zaman alınan fiyatların karşılaştırması da mümkün değil. Yani bir tarafta pişkinleşmemiş fide ama ucuz daha düşük fiyatta önerildiği için tercih edebilirsiniz. Fakat dikim sonrası kayıplardan dolayı size daha pahalıya gelecektir. Evet. Yani davalık olarak onlara karşı firmayla sorunu çözmeniz bir şey ifade etmiyor. Siz vejetasyonu ve sezonu kaçırmış oluyorsunuz. İşin bu yönü de var. Çok haklısınız hocam. Yine Fide Birliği'nin belirttiği sektörle ilgili sorunlardan bir tanesi de firmaları denetlemeye giden kişilerin çok yetkin olmaması. Denetlemeye gidenler içerisinde mutlaka bir bitki koruma uzmanının olması isteniyor. Bunun dışında mevcut teknik elemanında hizmet içi eğitimlerle yetkinliklerinin artırılması bekleniyor. Bir başka sorun, önemli bir sorun, fide işletmelerini ilgilendiren, sektörü ilgilendiren mevsimlik işçi sayısı. Mevsimlik işçi sayısı 50 kişiyle sınırlı. Ama fideliklerde öyle dönemler var ki 150-200 işçiye ihtiyaç duyuluyor. Özellikle de aşılı fide üretiyorsa o işletme 50 kişiyle, 50 mevsimlik işçiyle bu işi yürütmesi mümkün değil. 150-200 kişiye de tazminat ödemesi çok mümkün değil. Dolayısıyla Fide Birlik yine bu 50 sayısının 100-150'ye kadar artırılması yönünde talepleri var. Yine fide yetiştiricilerinde bir başka sorun da kalifiye eleman, çalışacak kalifiye eleman, ara eleman bulunmasının zor olması. Fide Birlik bu konuda da çalışmalar başlatmış. Üniversitelerin meslek yüksekokullarında fide, fidan yetiştiriciliği programlarının açılmasını istiyor. Bu sayede kalifiye eleman bulma durumu özel sektörün çok daha kolay olacaktır. Yine bir başka önemli eksiklik de hocam, fide sektörünün KOBİ kapsamına alınması isteniliyor. Bu sayede KOSGEB'in yaptığı yardımlardan yararlanılması ve bu şekilde sektörün daha ileriye gitmesinin sağlanması isteniyor. Evet. Şimdi biz burada başlangıçta tabii mevzuat o günkü şartlara göre oluşturulmuş olabilir ama mevzuatlarda sürekli birçok alanda bu yaşanıyor ki bu doğal bir süreç. Bunda bir anormallik de yok. O günkü şartlarda günü kurtarmak bu şekilde olmuştur. Bugün gelinen şartlarda daha kurallarda bazı noktaların eklenmesi veya bazı noktalara daha açıklık getirilmesi gerekiyor ki akış düzenli olsun. Benim şahsi görüşümde özellikle fide üreticilerinin karşı tarafta müşterileriyle, yani diğer paydaşı olan üreticilerle sıkıntı yaşamaması için ürettiği ürünün kalite sınıfının, standardının oluşarak fiyat vermesi ve dolayısıyla o fiyata göre de üretici A firması veya B firması, C firması arasında tercih yaparken neye göre fiyat farkını dikkate alarak niye onu seçtiğini de ortaya koymuş olacak. Kendi gönül rahatlığıyla fideler gelinceye kadar bekleyecek. Aksi halde burada büyük bir sıkıntılar yaşanabilir. Yani evet, sektör önemli, sorunlar var. Gelişen sektörde sorunlar daha da fazladır. Oturması zaman alacaktır. Ama burada önemli nokta sektörün toplum tarafından, paydaşı olan üreticiler tarafından kabul görmesi, sektörün üretim sezonunun uzaması ve dolayısıyla da istihdam ve kalifeli eleman konusunda da yeterliliklerin sağlanması noktasında bu önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ama periyodik çalışan sektörlerde bu elemanlar arasından istihdamın devamlılığını sağlamak sıkıntı olduğu için işletmelere büyük getirdiğinden dolayı sıkıntılar yaşanabilir. Ama diğer pozisyonda işletmelerin çalışma süresinin uzatılması, yıla yayılan üretimler yapması önemli bir, bu tip sorunların çözümünde önemli bir kaynak oluşturacakları düşünüyorum. Evet, katkınız çok güzel hocam. Çok teşekkür ederim. Ben de verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. İnşallah davet ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Faydalı olmuş olur. Evet, değerli konuklar, fide sektörünü bugün masaya yatırdık. Değerli hocam Dilek Kandemir'le konuyu değerlendirdik. İnşallah faydalı olmuştur. Yeni bir konu ve konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.